ve bir tespiti vardı. Bakkaldan alacaksınız. Tehlike arz etmekte olduğunu. Biz o desteği hak edebilmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hiçbirimiz artık bizim... Merhabalar. Nasılsınız? Başkanım, hoş geldiniz. Mustafa Turgut başkanımızla beraber buraya gelmeden önce Silifke'de yeni hizmeti açacağımız sosyal yaşam merkezini ziyaret ettik. Orası Gazi Mahallesi. Çok da güzel. 4 katlı, 5 katlı yeni yapıların, konutların olduğu. Bizim kafamızda halka hizmet var. Bizde ranttan öte halk var, halkçılık var. Nasıl ki Mersin'in en güzel sahillerini ranta değil halka açıyoruz, ilçemizdeki en güzel rant alanlarını da halka açıyoruz. Bizim aklımız parada değil, bizim aklımız rantta değil, bizim aklımız halkta, çocuklarımızda, geleceğimizde, ülkemizde, milletimizde. Ayrıca bir teşekkürüm var. Bugün Silifke'deyiz. Hem Mustafa Bey hem şahsım %60'a yakın bir oy oranıyla seçimlerden çıktık. Bu şu demektir. Burada taraflı tarafsız, CHP'li AK Partili, MHP'li İYİ Partili veya da diğer siyasi partilere kime gönül ya da oy vermiş olursa olsun insanlar emeğin, hakkın, alın terinin yanında durduğunu gösterdi. 5 yıllık hizmetlerimizden memnuniyetle sandığa giden Silifke'li hemşehrilerim ahda vefayı bildi ve bizlere destek oldu. Elbette ki Silifke'lileri mahcup etmeyeceğiz. Onların bize destek vermelerinden dolayı üzüntü yaşamalarını değil, her zaman şunu demeleri sağlayacağız. Ne mutlu ki Vahap Seçer'e ve Mustafa Turgut'a destek verdik. Bakın, omuz omuza verdiler, Silifke'mize hizmet ediyorlar. Onlardan Allah razı olsun dedirttiğimiz an biz dünyanın en mutlu insanı olacağız. İşte bu anlayışla çalışıyoruz. Bu anlayışla da çalışmaya devam edeceğiz. Sadece burada değil, bütün ilçelerimizde, Mersin'imizde inşallah çok daha iyi noktalara getireceğiz. Biz tarıma önem veriyoruz. Tarımsal destekler artarak devam edecek. Çünkü yaptığımız işlerden vatandaşlarımız memnuniyet duyuyor. Yaptığımız destekler yerine ulaşıyor. Netice alınıyor. Sürdürülebilir oluyor. Özellikle kadınlar için yaptığımız destekler tam isabet oluyor. Seçim öncesi söz vermiştik. Evimiz Atölye projesini geçtiğimiz 5 yıl başlatmıştık ve çok iyi neticeler almıştık. Şimdi de İkinci 5 yılımızda tarımda, köyde, köylüde, köyümüz atölye projesiyle çok güzel işler yapılacak. Nedir köyümüz atölye? Bölgesel olarak yetişen ürünlerimiz var. Çaltı Bozkır'da lavanta, el işi yapılıyor. Çamlıyayla'da iğne oyası, kivi yetiştiren bölgeler var. Keçi boynuzuyla ünlü bölgeler var. Muzuyla Silifke'nin çireği meşhur. Bu tip ürünleri coğrafi işaret tescili yapılmış ya da yapılmamış. Biz burada üretilen ürünleri
daha tekniğine uygun yetiştirilmesini, bunun daha tekniğine uygun ambalajlanmasını, pazara sunulmasını, bunun gerekiyorsa yurt dışına ihracını, marketlerde, yerel satış yerlerinde ya da e-ticaret platformunda satılmasını sağlamak ve asıl nihai olarak da köyümüz atölye projesiyle her yörenin kendine özgü ürününü markalaştırmak istiyoruz. Çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Elbette ki girdiğimiz seçimlerde başarılı olacağız. Başarılı olmanın yolu da çalışmaktan geçiyor. Hizmet edeceğiz. Sadece hizmet değil, yolu yapmak, binayı yapmak, sosyal politikalar, tarım destekleri yapmak değil. Önemli olan bir belediye başkanı için halkın kalbine girmek, halkın gönlüne girmek, halkın sevgisini kazanmak. Onun için uğraşıyoruz. Onu da başardık çok şükür. Halkımızı seviyoruz. İnsanlarımızı seviyoruz. Şimdi üzülerek ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta da bizi üzecek kararlar aldı. Belediyenin sosyal güvenlik prim borçlarını dediler gönderdiğimiz paralardan, yani bizim size hizmet etmek üzere sizin vergilerden maliyeye aktardığınız paralardan gönderilen paraları, borçları ne kadarsa oradan keseceğiz. Senin paraya ihtiyacın var mı yok mu? Bu parayı, bu borcu kesersek sen aç susuz kalır mısın? Çaltı Bozkır'a hizmetin aksar mı? Silifke'ye ya da Mut'a, Tarsus'a hizmetin aksar mı diye sormadan keseceklerini ilan ettiler. Ama Allah doğruyla, biz inançlı insanlarız. Biz azimli, çalışkan insanlarız. Şartlar, koşullar ne olursa olsun biz hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ağzından paramız yok, bütçemiz yok, yolunuzu yapamayız, sosyal destek yapamayız, işçi ücretlerini, çalışan ücretlerini bu ay geç ödeyeceğiz diye bir ağlama, bir sızlanma, bir şikayet duyulmamıştır. Bugüne kadar nasıl böyle dimdik olduysak bundan sonra da dimdik kalacağız. Size hizmetleri de bir 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 yapacağız. Hiç kimsenin endişesi olmaz. Biz onun da üstesinden geliriz. Hiç merak etmeyin. Varlığınız bize güç veriyor. Sizleri seviyoruz. Biz biriz, beraberiz. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, Orta Anadolu'ya, bizim için tüm Anadolu insanı bizim kardeşimizdir. Bizim kırmızı çizgimiz bellidir. Şanlı al bayrağımızdır. Ay yıldızı al bayrağımız. Ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bizim iki kırmızı çizgimiz bunlardır. Lavantamızın yetiştirmesinde, üretilmesinde, yağında, tuzunda, suyunda her türlü katkısı olan siz köylü kardeşlerime, bacılarıma, teyzelerime, emmilerime, dayılarıma ve onu size ikram eden, bağışlayan, getiren, önünü açan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı, bu memleketin evladı Vahap Seçer'e binlerce kez teşekkür ediyoruz. Hasatınızın bereketli, ürününüzün hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. 2019'da seçilen Vahap Seçer Başkanlığı'nda Büyükşehir Belediyesi çok güzel hizmetlere imza attı. Biz de ilçe olarak, aynı belediye olarak, aynı partinin belediyesi olarak seçime kazanırsak çok büyük hizmetlere imza atacağız. Büyükşehir Belediyesi'ni başarılı yapan neydi? Öncelikle çok çalışmak, olmazsa olmaz, ama onun üstesinde yapılan işlerin kaliteli olması. Yani Büyükşehir Belediyesi asfalt yaparsa kaliteli yapar. Cenaze hizmeti bile kaliteli yapar. Kafi işletiyorsa kaliteli yapar ve biz kendimize örnek alacağız. Kutluyorum seni. Songül'e kocaman bir alkış. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Merhaba. Hep gelin. Başkanım. Gelsin. Al başkanım. Hayırlar. Kolay gelsin. Göl 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 ışık geldi. Şu ay sağ ol. Bu böyle de benim. Diyorum başarıların devamını diliyorum. Nasılsın? Derece lan sen. Şeref Bey, Başkanım Şeref Bey, bu proje için çok teşekkür ediyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Biz de kendimiz yapıyoruz.